Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Medet ya Seyyidi Sultanul Evliya, medet. Şeyhimiz Evliyalar Sultanı'dır. Şeyh Efendi, o sersem manyak heriflere CNN'de ne demiş? İnsan kardeşini ferahlandırmak ve sevindirmektir. Ben de gelen meclise bazı defa sövüyorum. Ne gibi sövüyoruz? Böyle pezevenkler haşanın kapısı. Nazım Bey, canlı yayındayız. Allah doğru, aşkına bizim şey... Doğru ya. Başımıza dert dur almayın. Dur bakayım ya. Gözünüzü seveyim, doğru. Canlı yayındayız hani. Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Peki Nazım Bey, çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Dualarınızı evet, eksik etmeyin bizden ki başımıza bir şey gelmesin bu sözlerden sonra. Yok, dur dinle şimdi. Şimdi çoluk çocuğu bırak sen. Yok yok öyle Nazım insanlar... Bey. Nazım Bey, çoluk çocuğu bırakamam ben, canlı yayındayız. Çok teşekkür ederim Nazım Bey. Bir gün buraya geldiğinizde de bekleriz. Konuşuyor da bu pezevenkli... Aman Nazım Efendi, edepsiz... Tuh! Edepsiz herifler. Milleti rezil etmişsiniz televizyonlar ile. Ne kadar rezalet varsa o televizyonlarda yayınlıyorsunuz. Evliya pezevenge pezevenk demiş de güçlerine gitti. Bırak ya, otur. Daha söze başlamadı ya. Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Çok güzel bir kitap. Yani tam böyle bir hedonist bir adamın Orta Avrupa'da. Yani zevk pezevengi ya da böyle... Yani nedir? Hedonist... Zevk pezevengi. Hangi kelime? Pezevengi. Hem soruyorsunuz hem söyleyince de gülüyorsunuz. Söyle. Yani benzin gibi olmasın. E'yi kapalı. P nokta nokta diyeceksin. Nedir, nasıl? E'yi kapalı. P nokta nokta K. Zevk. Zevk. Venk değil, venk. Venk demedim ki. Venk dediniz. Pezevenk. Hayır, E'yi kapayacaksınız. Pezevenk. Nereden gidiyorsun? Tuh! Edepsiz herifler. Milleti rezil etmişsiniz televizyonlar ile. Ne kadar rezalet varsa o televizyonlarda yayınlıyorsunuz. Evliya pezevenge pezevenk demiş de... Güçlerine gitti. Şaka mı bu abi? Ciddiye abla. Sikerim belanı ha, yapacak. Ya, acun. Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. En önden izliyorum. 2 metre önümde herif havada uçuyor. Arka koltukta konuşulan konuşuyor. Sesini ip bana amına koyayım bak oraya. Sesini ip bana amına koyayım bak oraya. Tuh! Edepsiz herifler. TürkiyeSesver.com'da da Fenasik Kerim terbiyesizlik yapma ya. Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Cevdet! Kimdir bu? Lan şerefsiz! Abi şerefsiz sensin lan! Ben namussuz! Kovat tezeler! Abi! Tuh! Edepsiz herifler. Hala o alçakça, uğursuzca, orospuca affedersiniz. Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Beni dövdüler abi dediği zaman pezeveklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Kimse beni pezeveklerin elinden almadı. Tuh! Edepsiz herifler. Milleti rezil etmişsiniz televizyonlar ile. Ne kadar rezalet varsa o televizyonlarda yayınlıyorsunuz. Evliya pezevenge pezevenk demiş de güçlerine gitti. Biz korkalım. Evet. Ben bu muhabbetin adı nasıl işte? Ben ne anlatayım onu? Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Sen ulan, çocuğu alıp kes lan pezevenk. Seni görüşeceğim ben seni. Adam akıllı ki... sen gülgün yanında yatağında yatmazsın lan şerefsiz. Atı şerefsiz ama sensin. Cingamlar Türkiye'ye giderken onu düşünmedin mi sen? Şerefsiz! Karıyı bıraksın, ben bu da boynuzlu pezevek değilim. Tuh! Edepsiz herifler. İlk çığlıkları atan, işte sus vatan haini diyen, kovun şunu, kovun şu şerefsizi diye bağıran iki isimden biriydi. Kapat şu telefonu, kayacaksınız sikerim! Öbe be, şşş!
Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Ya fazla değil bak, millet duyuyor, bu kadara kadar Türkiye rezil olacak bir pezevenk değil. Kim kime yaptı? Ağzımı bozmak istemiyorum. Ulan şerefsiz, sen aç karnını doyuramıyorsun, 30 milyar nerede getireceksin şerefsiz? Tüh edepsiz herifler. Bunu bir seveli erkek yapar, sevmeyen erkek yapsın. Der ki ya siktir et. Dördüncü haftada siktir yersiniz, çok affedersiniz yani, estağfurullah yani. Buna... Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Bütün insanlık nesli. Tabii. Baba belli olmayacağı için. Bütün insanlık nesli piç olur ve hepimiz piçin çocukları olur. Ay hocam. Herkes ağzından çıkana dikkat et. Tüh edepsiz herifler. Milleti rezil etmişsiniz televizyonlar ile. Ne kadar rezalet varsa o televizyonlarda yayınlıyorsunuz. Evliya pezevenge pezevenk demiş de güclerine gitti. Aman dedi, sakın dedi, kesti canlı yayını da mayını da. Aman Nazım Efendi. Sivri Müslümanlar da efendim hiç evliya böyle laf konuşur mu, çok ayıp. Puh senin de aklına. Tabii evliya her yadaşı yerine koyar, tam pezevenge pezevenk der, efendiye de efendi der. Nedir bu peygamber sözü? İnsanlara anladıkları lisandan konuşunuz. Anladıkları lisan manası Türkçe, Türkçe, Araba, Arapça, Yunan'a Yunanca değil. Pezevenge aman beyefendi demeyeceksin. Pezevenk herif diyeceksin tabii ki. Bu pezevenkliği bırak diyeceksin. Kerhaneciye, kerhaneciler şimdi çok mühim adam olmuş memlekette. Otel çalıştıranlar. Herhalde şey, bir grubu oraya girmiş. Şimdi de mühim adam olmuş. Kerhaneciye kerhaneci diyeceksin. Ne diyeceksin başka? Estağfurullah elazim. Ayıp lahmış. Tabii tam uygun söz ona. Pezevenkliği bırak, adam o. Tövbe et pezevenklikten. Allah'a bir kul ol. Belki efendi olursun de. Olur, uygun. Camiye hükmeden Allah'tır da caddeye hükmeden kimdir, siz düşünün. Allah'ın hükmetmesi lazım caddeye de. Çünkü cami de Allah'ın, cemiyet, cadde de Allah'ın. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetini okumayanımız yok. Ama manası bilinmiyor. Yeryüzünün mülkiyeti kimindir? Allah'ındır. Cadde de mülkiyetidir Allah'ın. Camide, caddede, çarşıda, pazarda. Ama caddede Allah hükmediyor, çarşıda şeytan hükmediyor. Laikliğin icabı bu. Allah caddeye karışmasın. Kendi evine karışsın. Allah, cami Allah'ın evidir. Allah kendi evine karışsın. Belediyeye, siyasete, caddeye, çarşıya Allah karışmasın. Bunun adına ne diyorlar? Laiklik diyorlar. Namussuzluk demektir laiklik. Çünkü bakın, ne kadar deyyus varsa laikliği benimsemiş, benimsememiş. Ne kadar pezevenk varsa layıktır. İnsan kardeşini ferahlandırmak ve sevindirmektir. Ben de gelen meclise bazı defa sövüyorum. Ne gibi sövüyoruz? Böyle pezevenkler haşa bir katılır. Nazım Bey, canlı yayındayız. Allah dur, aşkına bizim şey... Dur ya. Başımıza dert dur almayın. Dur bakayım ya. Gözünüzü seveyim, dur. Canlı yayındayız hani. Böyle şeyleri nasıl kullanmıyoruz Nazım Bey televizyonda. Ayıp oluyor, çoluk var, çocuk var, ekranda rütük var, şey var. Peki Nazım Bey, çok teşekkür onlar, ederim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Dualarınızı evet eksik etmeyin bizden ki başımıza bir şey gelmesin bu sözlerden sonra. Yok dur dinle şimdi. Şimdi çoluk çocuğu bıraksan. Yok yok Nazım insanlar... Bey. Nazım Bey. Çoluk çocuğu bırakamam ben, canlı yayındayız. Çok teşekkür ederim Nazım Bey. Bir gün buraya geldiğinizde de bekleriz. Bir de çıkmış Evliyalar Sultanı, peygamber mümessili şeyhimiz. Televizyonda onlara o pezevenk herifler. Bana gelir de bazen canım sıkılır bunlara pezevenk derim. Aman 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 efendim. Edepsize bak. Ya ilk defa pezevenk lafını duymuş o ya hak. Vay yahu. Bir şey efendi varmış bir zaman. Bir de eşkıya herif varmış. Bu eşkıya
Güzel insan ama çok canı sıkılıyor yanlış işlere. Onun için dayanamıyor, döver adamları, güçlü kuvvetli birisi. Yanlış yaptı mı o döver, ana avrat küfreder, kafasını kırar, bir şeyler yapar hak adı altında. Ağzı da çok bozukmuş onun. Usanmış o hayattan belli zaman sonra. En iyisi demiş, ben usandım, bu insanları ben düzeltemeyeceğim. Bunlar pisliklerine, en iyisi demiş, ben kendimi düzelteyim. Bu işten de usandım artık. Sövmeden, saymadan, küfürden, müfürden usandım artık demiş. Ne yapayım demiş. En iyisi ben kendime bir şeyh bulayım. Gidip onun himayesine gireyim. O ne söylerse onu yapayım. Başkasının işine karışmayayım. Kendimi düzelteyim artık biraz demiş. Gelmiş şeyh efendiye. Bulmuş kendi aklınca bir şeyh efendi o da. Gelmiş, bağlanmış. O şeyh efendi bakmış ona, aferin oğlum demiş. İyi yolcusun. Bu insanları demiş Allah serbest bıraktı. Peygamberler sadece söyledi. Dinleyen dinledi, dinlemeyen cehenneme gitti. İşte o kişi de diyor. O da düşündü. Ben demiş bu kadar sene koşturdum insanları düzelteyim de kendimi unuttum. Ne akılsızlık yaptım böyle ben. Hemen ben bir şeyh efendi bulayım, onun sözüne tabi olayım da iyi olur demiş. Gelmiş şeyh efendiye bağlanmış. Şeyh efendi ona bir bakmış, çözdü onu. Aferin. Efendim demiş, benim ağzım da biraz pistir. Yani dışarıda alıştığım bu pisliği de bu müritler arasında bir şey yaparlarsa canım sıkılacak, suyup sayacağım demiş. Kolay oğlum demiş o iş. Büyük bir bakla çıkartmış şeyh efendi. Al demiş bunu sen. Ağzında tut. Konuşma icap ettiği vakit onu ağzından çıkart. 2-3 kelime doğru konuş. Geri zamanda ağzında tut. Sinirlendiğin vakit sakın onu çıkartma. Ağzında olsun ki o söveceksen söylemezsin. Bakla ağzında dursun dedi. Çok hoşuna gitmiş onun da o iş. Bakla ağzında. Müritler de bozuk çok yerlerde tabii ki. Kendi aralarında yanlış yapıyorlar. O da seyrediyor, bakar. Yanlış iş bu, görmüş o dışarıdaki işi. Bak vallahi dışarıdaki iş dergahın içine girmiş. E dergahın içinde var tabii. Dışarıdaki adam gelmiş dergah. Bozuk adam gelmiş, o da düzelecek. Ay şeyh efendi falanı tard etti tarikattan. Ne gerizekalı herifler. Ve şeyhin işi kirli adamı temizlemektir. Bozuk adamı düzeltmektir. Hiç tard eder mi? Atar mı işte tarikattan? Bu kadar aklı gerizekalı gıt herifler var ortalıkta şimdi. Velhasılı kelam onun ağzında diyor o bakla. Yanlış iş gördüğü vakit bak. Küfredemiyor. Bir gün diyor Şeyh Efendi'nin meclisinde oturuyor. O köşede oturdu Şeyh Efendi'yi dinliyor. Müridin birisi geldi diyor. Oturdu. Efendim demiş, bir maruzatım vardır, sizden akıl isterim. Söyle demiş. Efendim demiş, babam öldü, kaç zaman beklemem lazım demiş, analığıma nikah kıymak için. Babasının başka karısından evliliği varmış. Babası ölmüş de, şimdi o da ona analığına göz dikti, buna demiş, kaç zaman beklemem lazım nikah kıyabilmem için. Efendim ona bir bakmış. O mürit oradan başlamış. Şeyh efendi demiş, dur oğlum demiş. Çıkar baklayı ağzından. Ver ver işirebildiğin kadar buna şimdi. Anladın mı meseleyi? Ay şeyh efendi de pezevenge pezevenk demiş de. Oo, her kafadan bir ses çıkıyor. Hiç evliya böyle laf konuşur muymuş? Söyler miymiş? Ya tabii. Alıştınız, alıştırdılar size. 1920 dini, 1923 dini, yeni bir din uydurdular da, evliya pasif kişiciktir. Zaten böyle. İnşallah. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Estağfirullah. Evet efendim. Karşısındaki herif çeşit çeşit abık sabık işler yapıyor ona. Tabii efendim.
polise almış, sorgulayıyor. O da olur efendim. Emriniz olur efendim. Bana bak top sakallı bilmem ne herif diyor o sorgulayan. Bir daha buraya onun için böyle yaparım şey. Tamam efendim. Emriniz olur efendim. He, demek sen İslam'ın başını, başı sen pasifleştirdin. Tabii. Başlar pasif oldu. Ayaklar baş oldu şimdi. Onun için çok tarikatların başındaki kişiler hükmetmiyor. Ayaklar hükmediyor. Ayaklar başa sağa dön sola dön diyor. O da tamam efendim. Olur efendim. Güzel efendim. Be. Geçti o zaman. O zaman vardı. O zaman Osmanlı'daydı ama devlet idaresi, devlet elinde güç vardı. Devlet karışırdı, hükümet karışırdı. Onun için o dergahın içerisindeki şeyhler de kendilerine verilen işi yapardı. Müridini edeplendirmek için de her işi yapardı. Şimdi bu hale gelmişiz. Onun için estağfurullah çekelim. Estağfurullahil azim ve tuğuley. Allah bizi kendi nefsimizin tuzağına düşürmesin. Şeytanın kölesi yapmasın. Kim istersen ol. Hangi makama istersen çık. İster bey ol, ister paşa. İster şeyh ol, ister mürit. İster peygamber ol, ister Mehdi. Sonunda Allah'ın kulusun. Allah'a kulluk için yaratıldın. Başka hiçbir şey yok. Tek iş bu. Allah'a kul olabilmek. Rabbil alemin bu benim kulumdur demesi. O yeter sana. Fatiha.